Merhaba arkadaşlar, prototürk.com için hazırladığım yeni paylaşım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Burada Mehmet Seven var, yakında o da Noces derste ekleyecek Prototürk'e. İnanıyoruz bu konuda. Şimdi bu videoda şöyle bir şey yapacağız. Bir klasörümüzdeki bütün dosyaları ve dizinleri ve onun altındaki bütün dizinleri bir rekursif fonksiyon yazarak listelemeye çalışacağım. Sonra ile biraz şekil vereceğiz. jQuery ile de biraz Atraksiyon kaçacağız bu işe arkadaşlar. Ve böylelikle hem rekursif fonksiyonların çalışma mantığını öğrenmiş olacağız. Hem de dosyalarla ilgili işlemleri nasıl kolayca yapabiliyoruz bunları birkaç tanesini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi benim bir tane indeks dosyam var. PHP kodlarımı hemen yazdım başlıyorum. Ben ilk başta e, bir mevcut klasördeki dosyaları listelemek için e, glob fonksiyonunu kullanacağım arkadaşlar. glob. Hemen isterseniz bir deneyelim. Globa e, yıldız verirsem bütün dosyaları seçecek. Yıldız.php dersem sadece dosyaları seçiyor. PHP dosyalarını. Şimdi bunu bir for e sokalım. as file diyorum ve ekrana Eko file bir alt satıra geçirerek br ile göstereceğim dosyalarımı. Bakıyorum. Şimdi benim mevcut klasörümde ki şurada da görebilirsiniz dosyalarım arkadaşlar. Ee, bu dosyalarım varmış. Öyle gözüküyor. Neler var? Burada bir tane, iki üç tane farklı klasörüm var. Onların altında da bir sürü dosyalar var. Bunların hepsini listelemeye çalışacağız. Şimdi teknik olarak globun nasıl çalıştığını anladık. O zaman e, function diyorum. List directory diye bir e, fonksiyon adı yazalım ve bu bir tane sadece dizin adı alacak. Dizin diyelim buna Türkçe ya da dir diyelim, Direct, directories dir diyelim ve list directory fonksiyonuna ben yıldız işaretini göndererek başlatacağım. Burada da şurada directories yani dizinleri ne yapacağım? Glob ile bu gelen parametre neyse buradan. Onu yazdıracağım. Zaten az önce Glob'u bu şekilde yaptığımızda bütün şeyleri istediğimizi görmüştüm. Hemen foreach ile bu dizindeki bütün dosyalarımı arkadaşlar ekrana yazdırıyorum ve br etiketi içerisinde alt satıra indiriyorum. Bakalım. Şu an aynı işlemi yapıyor fonksiyonum arkadaşlar. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Önce bunu bir uleyli yapısı içerisine alayım. Yani önce şöyle uley ile başlasın eko ule ile bitsin. Ve bu da li etiketi içerisinde olsun arkadaşlar. li Evet. Bakıyorum. Şu an bu şekilde. Şimdi ne yapacağım? Mesela burada benim backup aslında bir klasörüm. Dolayısıyla şurada bir kontrol yapacağım. Diyeceğim ki if diyeceğim is dirse bu file dosya. Yani bu mantıkta mesela bakacak atıyorum. Twitter API exchange.php bir dizin değil. Bunu geçecek ama backup bir dizin. Eğer backup yani bu dosyalardan bir tanesi dizinse o zaman bu list directory fonksiyonunu tekrardan çalıştıracağım. Ve buraya da parametre olarak bu sefer bu dizinin adını göndereceğim. Mesela burada backup. Backup'ı göndereceğim. Bu sefer de backup'ın içerisindeki dosyalar aynen bu mantıkla tekrar ULL yapısıyla bana geri gelecek. Bakalım. Gördüğünüz gibi gelmedi. Neden <laughs> Çünkü e, şöyle bir şey var mesela ben backup'ın içerisindekileri almak istersem böyle slash yıldız koymam lazım backup'ın içerisindeki bütün dosyalar demem lazım Dolayısıyla o zaman şurada şuraya yıldız bu şekilde koyarsam Arkadaşlar bu sefer gelecektir gördüğünüz gibi ne oldu arkadaşlar başarılı bir şekilde şu an benim e, bakın Backup'ın içerisinde admin diye bir klasörüm varmış. Onun içerisinde assets diye. Onun içerisinde images diye. Images da işte burada gördüğünüz gibi resimler. Ne bileyim. Bütün alt alta girerek bütün arkadaşlar bu recursive fonksiyon mantığında yazdığımız için bütün dosyaları çektim şu an gördüğünüz gibi. Benim mevcut şeyimdeki. Tamam bir sıkıntım yok. Gayet güzel. Ama bakalım yapısı doğru mu? Li. Li'den sonra. Li'den sonra şey gelmesi. Burada... Bu uleyi bu içerisine almamız lazım. Dolayısıyla şu li'yi arkadaşlar şöyle en son şuraya yazacağım. Eko li diyeceğim. Şimdi bu yapı daha doğru. Evet. Bununla bir sıkıntımız yok. Şimdi ben şunu yaptım. Fontello'da geldim. İşte e, klasör için, dosya için ve e, iki tane de yukarı aşağı bakan ikonlar belirledim. Ve bunu indirdim arkadaşlar. Bu benim dizilimde duruyor şu an burada. E, font klasörüm içerisinde. Bunu şöyle yapalım. Bir tane stil etiketi açıyorum. Import ile import font içerisindeki fontello.css'imi dahil ediyorum buraya. Ve e, şunu da ayrı ayrı yazdırayım bu arada. Ecoli olsun, eco file olsun. Şuraya da diyeceğim ki if is dirse yine bu dosyam bir klasörse o zaman echo i etiketlerim içerisinde klası ikon folder olacak. Ve böylelikle ben şu ikonu alacağım. Nerede arkadaşlar? Ee, hangi klasörüm varsa. Bunlar dosya olduğu için şu an bu ikon gelmedi. Şimdi aynısını is file ile kontrol ettirelim. If diyorum is file. Eğer bu bir dosyaysa o zaman ne yap? Ee, bunun adı neydi? Doc neve galiba. Aynen. Şimdi klasörler için bu şekilde bir ikon koydum. Normal dosyalar için de bu şekilde bir ikon koydum. Ve şunu yapacağım arkadaşlar. Şimdi şu aşağı doğru bakan ikonu, ikon down diri. Eğer bir klasörse bunun aşağısını açtırmak için bir ikon koymak istiyorum buraya. Ee, onu nereye koyacağım? Bu ikonu şuraya koyacağım. Yine diyeceğim ki burada tekrar kontrol ettireyim. Is file. Ekrana i e". Class ikon down diyorum. Hemen bakıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi eğer klasörse burada yanında da şeyi var. Çünkü birazdan jQuery ile bunları kapattırıp tıklatarak açtırmaya başlayacağım arkadaşlar. O yüzden. Şimdi buraya kadar her şey güzel. İsterseniz bir de yanlarına dosya boyutlarını yazalım. Bu da hazır ben bir tane buldum. Ee, direkt PHP e, aratırken PHP get file size diyebilirsiniz. Şurada üçüncüsüne girdim ben. Kendimiz de yazabiliriz ama burada hazır var Direkt ee, hangisiydi benim kullandım? Şurada bir tane kısa vardı. Nerede var? o? <laughs> Şuydu mu? Şu muydu? Nasıl taktiği burada? <laughs> <laughs> Saniyede. <gülüyor> ha, ha tamam. Şu. Bunu alalım direkt arkadaşlar. Şurada ee, normalde file size ile zaten boyutunu alabiliriz burada sadece byte kilobyte megabyte cinsinden e, Güzel bir gösterim olsun diye Bunu kullanıyoruz arkadaşlar Şuraya direkt Şey yapabiliriz Çalıştırabiliriz Bunu span içerisine alalım hatta Span Şöyle parantezler içerisinde de Gösterelim boyutunu Hemen bakıyorum Gördüğünüz gibi her bir boşluk bırakalım isterseniz bir de şöyle. Tamam süper. Her e, hem klasörün tamamının boyutunu hem de tamamının boyutu da olmayabilir de. Bakayım. Aslında bunu sadece dosyalarda gösterebiliriz arkadaşlar ya. Eğer dosyaya ise göstermek daha mantıklı. O zaman şöyle yapalım tekrardan. If diyorum is filesa o zaman bunun yanında gösteriver. Klasörde hiç gösterme gerek yok. Bakıyorum aynen tamam dosyalarda boyutlarında gösteriyorum. Şimdi işin içine biraz CSS katalım arkadaşlar. UL limi mi e, list stilini non diyorum ve marginle padding'ini sıfırlıyorum arkadaşlar. UL mi aynen list stil non. Bu niye böyle oldu? Bir deneyelim bakalım. Tamam bir sıkıntımız yok. Yalnız şöyle bir şey olacak. Normalde ee, ULED'e şöyle göstereyim sizlere. Şunu eklemem lazım. Şunu ekleyeyim ki düzgün gözüksün. Bunu 40 yaparsam şöyle daha böyle tatlı gözüküyor. Evet. Tamam buraya kadar her şey güzel. Yine ULED'in içerisindeki liye de padding Bottom 10 piksel diyelim. Şöyle dursun. ULED'e de padding top 10 piksel diyelim. Tamam, gayet güzel gözüküyor. Şimdi yapmam gereken şey ise arkadaşlar şu. Eee li'nin UL içerisindeki ule'leri gizlemek. display non diyorum ilk etapta. Ve böylece sadece şey yapacağım. Hani yanında ok olanlara tıkladığım zaman aşağısını da açtıracağım. O yüzden jQuery kütüphanemi sayfama dahil edeyim hemen. script diyorum. Sonra script etiketlerimi açıp kapattım. Sayfam hazır olduğunda ben de hazırım diyorum burada bu kodlarla. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Eğer e, bir dizinse li'ye bir class atayalım. O zaman şurada hemen kontrol ettiriyorum turner operatörümle. Diyorum ki is bu file. O zaman de ki class atıyorum has files diye bir class atayalım. Değilse de 0 olsun direkt. Şimdi hemen bakıyorum. Şurada gördüğünüz gibi has files'lar klasörlere atanmış klaslar. Ve ben bunun içerisindeki şu şu ve şunu bir dive alacağım arkadaşlar. Tıklarken sıkıntı olmasın diye. Dolayısıyla hangilerini alacağım? Şunu, şunu, şunu ve şunu. Bunların hepsini bir dive alayım ben. Aynı zamanda şunu da alacağım bu arada. O zaman div içerisinde diyorum. Ya div ya da herhangi bir eleman o fark etmiyor. Nedenini de göstereceğim sizlere birazdan. Şöyle bir bakalım şimdi. Limde tamam süper. Şimdi artık diyeceğim ki, hasFiles sınıfın klasının e, içerisindeki e, div'e tıkladığında onun altındaki ul'yi açtır. O zaman hasFiles hasFiles e, içerisindeki ne ilk div'e tıklanırsa ne yap? Bundan sonra gelen next UL e, toggle ile aç ya da kapa. Hemen bakalım. Şu an gördüğünüz gibi ben tıkladıkça açılıp kapanıyor bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ne yapayım bir de şu ikona e, toggle class vereyim. E, i̇kon down diri seçiyorum. Bunun içerisindeki. Ve toggle class diyorum. Diğer ikonumun adı neydi? İkon up dir ikon Update ekliyorum toggle class'la. Hemen bakalım. Tıkladım. Gördüğünüz gibi yukarı doğru açıldı bu. Ve hepsinde de aynı mantık geçerli. Şimdi divi yapmamış olsaydım buna tıkladığımda bir kez burası açılacaktı arkadaşlar. Buna tıkladığımda yine li'ye tıkladığım için kapanacaktı tekrardan. Öyle bir problem vardı. Ondan dolayı yapmak istemedim. Evet. Ee, aslında bu derste yapacağımız bundan ibaretti. Gayet güzel bir listeleme yaptık. Böylelikle de recursive fonksiyonların nasıl çalıştığını görmüş olduk. Burada amacımız her bir e, klasör için tekrardan bu fonksiyonu çalıştırarak aynı işlemleri yaptırmaktı ve böylelikle tek bir fonksiyonla bu işlemi halletmiş olduk. Umarım eee anlaşılır olmuştur. Bu dersin bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.